Berkcan'ın şu Evet, linç yediği videoya bir bakalım. geldi. Lynch Lord, Northside, Sinop. Nasıl yaşanmış olabilir bu ya? Ben şunu çok merak ediyorum. İnsanlar gerçekten şey mi bekliyorlar acaba herkesten? Hani böyle bir şey yapsa da hani şöyle bir şey yaşansa da hani böyle bir linç etsek hani hepsini böyle videosunun altına gitsek de bir ana bacı sövsek diye mi bekliyorlar acaba? Yo, bağış rekor tablosunda hiçbir sıkıntı yok ya. Normal olması gereken. Ayın biriydi değil mi dün? Dün ayın biriydi onun için. Onun için tekrardan yenilendi şu anda. O oturur. Belli bir süre sonra oturur o. Gelir birazdan. Hiç daha... Bilmiyorum abi. Bence insanlar çok fazla nefret ediyorlar bir şeylerden. Ya bu kadar nefret etmenin alemi var mı yani? Sal ya. Boron, ben Boron'u bilmiyordum mesela. Ciddi söylüyorum. Ben Berkcan Güven'den duydum Boron diye bir şey olduğunu. Yani, Yılmaya alsın baksın ama dua etsin yani ya. ama bir şey söyleyebilir miyim? Ayıp Peki ben bir ama. şey Ama söyleyeyim ayıp mi? ama. Boron'la da dalga geçilmez Peki ben şimdi. sana bir şey söyleyeyim mi? O Söyle. marka değil de bir tane Bor'la yapılmış deterjan almıştım ben, hatırlıyor musun? Evet abi. Abi İğrenç ölçeği çıkıyordu çok koyuyorsun. affedersiniz. Ölçeği koyuyorsun. Bir ölçekse onun dörtte biri çamaşırın üzerinde kalıyor noktacık olarak. Yani umarım Moron öyle değildir. Kendini düzeltmiştir falan. İnşallah, linç yemek istemezken ben değil mi? İnşallah Boron öyle Nasıl linç değildir. Biz etsinler? Nereden bulacaklar bunu? Boron'a çok güveniyoruz. Biz Boron'un arkasındayız bu arada. Hadi bakalım. Geldi. Lynch Lord, Northside, Sinop, Gangway. Sosyal medyanın gündemiyle Sinop hepinizle karşı mu? karşıyayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Çabihan'la birlikte bir video çektik. Bundan sonra küfür yok. Bundan sonra küfür yok. Küfür etmeyeceğim. Çabi beni küfürbaz hayda gibi gösteriyor çünkü videolarında. Video çektik adamla. Videoda Çabi'nin küfürleri sansürlü. Benim küfürlerim yok. Allah belamı küfürbaz hayda gibiyim. Her şeyin Videoyu bu sonuna garibim put editlemedi mi? everything amına koyayım. Bütün her şeye. Artık böyle konuşmayacağım arkadaşlar. Cidden çok rahatsız oldum. Cidden keyfim kaçtı çünkü. Evet arkadaşlar, geçen hafta bildiğiniz üzere Çabi ile bir video çektik. Koreli'ye soramayacağımız... Bir şey söyleyeceğim. Düşünsenize Korelilerin bizi dava ettiğini Berkcan Güven yüzünden. Koreli inciyeseydi hadi bir de. O zaman ne olacaktı? Hı? Ya K-popçular üstüne saldırsaydı çünkü hani K-pop'la da minik bir hani dalga var malumunuz. Ya K-popçular ortalığı yıksaydı o zaman ne olacaktı? Onlarla uğraşılmaz. Bak Türkiye'de uğraşılmayacak ekipler var internet üzerinde. Ciddi söylüyorum. K-popçulara dalaşılmaz mesela ben asla dalaşmam asla bulaşmam. Danla Bilicirler gerçekten abi Bilicirler. Ciddi ciddi çünkü böyle hani o kadar bağlılar ki böyle gebertirler yani seni o sosyal medyada. Cecelislerin eski hype'ı kalmadı. Cecelislerin eski hype'ı kalmadı. Dürüst konuşalım. Cecelislerin yerini AFC aldı. Bunu kabul edin hepiniz. AFC geldi Cecelisleri çekti. Yerine Alper'i koydu böyle. AFC bu değil geldi yani. Ya bunlarla birbirine girilmez. İyi ki popçular değil. Boş ver abi Boron linçi. Boş ver yani. Soruları sormak üzerine ofansif mizahlı, komikli şakalı bir video. Biz de hani videodan Çabi ile konuştuğumuzda dedik ki kanka yersek işte ırkçılıktan küçük bir linç yeriz belki ama yani zaten sen de Korelisin ve yani Korelilerle dalga geçiyoruz. Sen de bana laf atıyorsun, ben de Türk'üm. Hani zaten bunu aşmış durumda iki insanız hani. Allah'a çok şükür IQ'muz var yapayım. Bunun şaka olduğunu anlıyoruz yani. Değil mi Çabi dedim. O da evet kanka, evet kanka falan filan cart. Ultra gelişmiş bir dünya ülkesi olduğumuz için ırkçılıktan linç yemeyi bekliyorduk ama Olmadı. ülkemin Cüzi'de deterjanı borondan linç yedik. Boron duyarı. Boron duyarı. Vay be, konvansiyonel medya ayağımı kaydırmaya çalışıyorsun. Hakikaten ya. Abi neler neler diyor mesela. Neler neler diyor. Ben de ilk izlerken aklıma mesela YSS hani neyden yer diye düşünürken benim aklıma da hep ırkçılık gelmişti. Deterjanı hiç beklemezdim ya. Hiç yani. Ne bileyim şimdi ben bugün burada Peril kötülesem ya da mesela bir YouTube kanalım olsa ve çok büyük olsa desem ki Peril de bok gibi deterjan desem mesela linç mi edecekler insanları? Hayda ya, bora bastık.
Böyle bir haberi neden yaparsın? Buna haber değerini veren şey senin gözünde ne? Cinayetler ve kadın tacizleri. Bunu zaten koyma bile habere. Seçim günlükleri. Bunu da koyma habere. Berkşen Güven Boron'la dalga geçtik. İşte şimdi sıçtın Berkşen Güven. Senin şimdi ayağını kaydıracağım. Bütün medyayı uyandıracağım. Nasıl uyandıracağım? Haber sitesine... Bu haberi kim çıkartıyor ya ilk? Türk Milli Deterjanı Boron'la alay etti yazacağım. İlk haberimiz süperhaber.tv kimsenin okumadığı bir internet sitesinden gelmiş. YouTube kanalında yaptığı Soramazsın isimli programında Koreli fenomen Çabi Yan'ın konuk eden ünlü fenomen Berkşen Güven, Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu bor madeninde üretilen yerli deterjan markası Boron ile alay etti. Ya hala yapılıyor. Acaba sıkıntı şu olabilir mi, hani çocuk sonuçlarını diyoruz yani hep beraber, Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu maden, bor madeni. Birinci sırada bak, beni bor madeni. Hani deterjan mı hani hakikaten, anladın mı? Yani çıkan borla gerçekten deterjan mı yapıyoruz? Mesela ilk benim de garibime gitti yani. Aman gideyim de deterjan yapayım. Şey şurada hayatım. Başlangıç için aynen bir yerden başlamak lazım. Acaba öyle mi düşündüler? Şey mi dediler ki ya, bir yerden başlamak lazım yani sonuçta. Şimdi biz bunu çıkartıyoruz. Yani düşündüğün zaman mantıken. O yüzden ne yapmalıyız? Bir yerden başlayalım. Ne yapalım abi? Deterjan yapalım. Oha! Ve herkes hatırlıyor demiş ki. Aşırı mantıklı brom. Aşırı mantıklı borom demiş hatta, değil mi? Efendim, yetkili bir abi 3. ayını paylaşıyor Twitch Prime ile birlikte. Hoş geldin, sefalar getirdin abi, tekrardan çok çok teşekkür ediyorum 3 aylık desteğin için. İyi ki buradasın, iyi ki varsın, sağ olasın, eyvallah, eyvallah. Yan ürün mü? Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu bor madeninin resmen yerini. Nasıl bir sıfat damlaması da bu? Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu bor madeninin üzerinden yerine yerli deterjan markası Boron. Güven'in bu hareketi büyük tepki topladı. Ne büyük tepki. Halk sokaklara döküldü. Halk deterjan içmeye mi başladı? Bu haberi düzeltiyorum arkadaşlar. Bugün yapacak haber bulamadık. Berkşan diye bir çocuk. Boron'la dalga geçmiş. Amık vatan haini seni. Halk sokaklara indi. Lupin? Lupin? Hayır hayatım, Lupin'e ses. Sana değil, öbürüne. Sana değil, öbürüne söyledim. Sana değil, kardeşine. Sana değildi. Arkadan çünkü vızıldanıyor değil mi? Falan diye. Kim miyavlıyor? Batuhan. Batuhan miyavlıyor, kusura. Batuhan miyavlamaz mısın lütfen? Teşekkür ederim. Artık Batuhan miyavlamaz. Samsung'la karşılaştırdı. Güven Koreli konuğuyla sohbet ettiği esnada Kore'nin en güçlü markası Samsung ile Türkiye'nin Boron deterjanını karşılaştırdı. Bir dakika ya. Burada düzeltmem gereken bir şey var. Bir dakika ya. Böyle olmaz. Böyle bir dal kavukluk görmedim. Bu ne be? Haber yapıyorsanız doğru yapın. Düzelttim arkadaşlar şu an. Güven Koreli konuyla sohbet ettiği esnada Kore'nin en güçlü markası Samsung ile Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu bor madeninden üreten yerli deterjan markası Boron'u karşılaştım. Doğrusu buydu. Habercilik yapıyorsanız düzgün yapın. Evet ya. You had one job. O da Boron'u övmek. Uçak yakıtı ama deterjan yapmışlar ifadelerini kullanan Berkşen Güven bu hareketiyle tepki topladı. Ben haberi yine düzeltiyorum. Kardeşim 10 numara açıklama. Ya, diğer haberimize geçiyoruz. Bu da bayağı işsiz bir editör. Böyle bir haber için yani bayağı uğraşmış. Hakikaten bu arada bu kadar lan, uğraşmazdım. Düşününce yani ülkede tam seçim döneminin olduğu bir dönem. Yani hakikaten zaten sürekli olarak cinayet işleniyor, bilmem ne oluyor, o oluyor, bu oluyor. Ya gerçekten oturup da bunu mu yazdınız ya? Bunu mu yazdınız? Yani ne yaptınız? Şurada hep beraber oturduğunuz şey mi düşünüyorsunuz? Ya bu hafta hangi habere girsek ya?
Seçimler var abi. Ya yani boş ver ya. Onu herkes yazıyor. Onu herkes yazıyor. Bize kimsenin yazmadığı bir şey lazım Muhittin. Öngörülü ol Muhittin. Bize hiç kimsenin yazmayacağı bir şey söyle Muhittin. Buldum. Berkcan Güven videosunda Boron'la dalga geçti. YouTuber Berkcan Güven, Türkiye'nin dünya rezervinde birinci sırada olduğu bor madeninden üretilen yerli deterjan markası Boron ile alay etti. Kardeşim bu açıklamaları kopyalıyor musunuz? Deterjandan, Boron'dan bahsederken bile bu sıfatlar böyle hazır mı geliyor mu? Havadan iniyormuş. Eğlence ve mizah konulu videonun devamında. Bak eğlence ve mizah. Kendin bile açıklıyorsun. Bunu haber yapma değerine bu eğlence ve mizah. Kore'nin en güçlü markası Samsung ile Türkiye'nin Bor'dan üretilen Boron deterjanını kıyasladı. Güven, aklınca. Bak oraya koymuş o aklıncayı. Güven, aklınca Türkiye'nin en güçlü markası olarak Boron'u gösterdi. Daha sonrasında uçak yakıtı ama işte deterjan yapmışlar diyerek dalga geçti. Bu bildiğiniz üzere arkadaşlar Facebook zaten 25-45 arasındaki kişilik bunalımı çeken insanların kendini ifade ettiği bir platform. Türkiye'de en azından böyle. Türkiye'de Facebook kullanan kaldı mı harbiden ya? Benim annem kullanıyor deli gibi bir tek. Bu ülke böyle işte. Zamanında uçak yaparsın, fabrikayı kapatıp cezalandırırlar. Araba yaparsın, yolda kaldı diye alay edip kararlar. İnsansız hava aracı yaparsın, sivilleri vuruyoruz dediler. Deterjan yaparsın, kiralanmış o r**nun biri çıkar karalama yapar. Soner! Ben kiralanmışım ama sen satılmışsın Soner. 14,5 yaşındasın. Seni burada neden taktığımı bile bilmiyorum. Gerçekten kendine Facebook hesabı mı açmış? Biri de çok ünlülüğüme takılmış. Neyine ünlü amık? Eline sikim sonik bir kamera mikrofon alan ünlü oluyor. Ne kadar ünlü olmasın zaptımın yerinde ünlü olmak. Doğru, böyle kim var ünlü olan? Ben biliyorum mesela. Doğru, Pikuin diye bir kız var. Gerçekten aç yayınlarını. Bir kamera, bir mikrofon. Bitti. Bitti. Hemen ünlü olur bunlar. Hemen. 2 dakikada. Bak gene aklıma geldi. Yine sinirlendim ya. Oh wait, o ünlü değildi ki. Bak Recep, cidden çok yiyorum. Bu kadar çocuğunu ne ara öğretti bu memleket? Türk işi olunca alay eder kuruları. Sonra Türkler ne yaptı ki? Kahpe. Ya İsmail. İsmail. İsmail çıkar adam. Dünyadan ya. Allah aşkına. Al, İsmail'in fotoğrafı var. Arkada bir tane Boron yok amına koyayım. Bak. Ah. Bak. Evet. Bak fotoğrafa bak. İsmail. Ne oldu lan? Oturuyorsunuz arkadaşınızla. Eyvallah. Yok arkada bir tane Boron yok. Boron hep nerede acil, abi? Domestos. Kolpadasınız oğlum hepiniz. Markete git. Markete git, arkama Boron al gelince koş. Kolpadasınız biliyorum. Memlekete bir gram faydası olmayan pezevenk kalkmış aklı sıra Türkiye'yi aşağılamaya kalkıyor bor üzerinden. Aşağılama bitişik yazılır. Aptal. Aşağılama bitişik yazılır. Bunu da ben mi öğreteyim? Gerçekten gidip hepsine yazmış. Türkiye'nin güçlenmesi nazme demekleri için Erdoğan'ın icraatlarını karalamak, alay etmek hain köpekler. Kimden emir aldılarsa yine soysuzlar. Herhangi bir emir almadım. Şaka yapmaya çalışmıştım. Yazık. Yazık ülkenin haline. Çanakkale'yi fetheden gençliğe bak bir de. Şimdiki bu isyancı gençlere bak. Ne yapayım? Çanakkale'yi yeniden mi fethedeyim? Bu duygusal ergen 3. cinsiyetler yüzünden elden giden sadece ülke olmaz. Ne? Ne bir tümleci var amına koyayım, bir öznesi var. Elden giden sadece. Yazık ülkenin haline. Çanakkale'yi fetheden gençliğe bak. Bir de şimdiki bu GTM isyancı gençlere bak. Bu duygusal ergen 3. cinsiyetler yüzünden elden giden sadece ülke olmaz. Çanakkale fethi yapmışsınız. Ya zaten ortalık karışık. Siz niye chatte ortalığı karıştırıp beni güldürüyorsunuz ya? Hayret bir şey. Gülten, acilen Türkçe dersine ihtiyacın var. Asla anlamıyorum ya. Deli etti beni şu anda. Nasıl bir insan, nasıl kendi dilini konuşamayıp kendi ülkesiyle ilgili bir şey savunabilir ya? Önce kendi dilini düzgün konuşup kendini düzgün ifade edeceksin ki bir şeyleri savunabil. Allah kahretmesin. Sadece ülke olmaz. Ne bir tümleci var amına bir öznesi var.
Vay anasını ya. Bu ülkede ünlü olduğunu düşünenler illa da aynılık yapmak zorunda mılar? Değiller. Ya bu nasıl bir surat ya? Değiller. Ya bu şu mini hikaye hayatımda gördüğüm en iyi mini hikaye. Ünlü YouTuber Berkşan Güven Türkiye'nin bor madeninden ürettiği deterjan markası Boron'u Koreli olduğunun yanında önce Samsung'la kıyasladı. Ardından açık açık dalga geçti. Uçak yakıtı ama deterjan yapmışlar. Gelecek çamaşır dedi. Evet, sonra altına Murat Tokmak, the reis. Murat Tokmak. Yavşak olmasaydın da sen Boron'la atomu parçalasaydın. Türkiye'de telefon da üretiliyor, merak etme. Ama klasın sarsılır bir iPhone ya da S10 yerine Vestel alırsan. Kanı bozuk herif. Fotoğrafta Samsung kullanıyor. Galaxy J7 amık. Ne oldu lan Murat? Yok Vestel kullanıyor. Kendin Samsung kullanıyorsun. Ya bu çok iyiymiş lan. Nerede Vestel telefonun Murat? Nerede? Eğer ki bak, bu chatte vardır. Vatan haini. Samsung mu kullanıyorsun sen? Vestel alalım desen? Ya bu ne biliyor musun? Mırın kırın edersin ama. Yerli malı haftasına işte gidip böyle Toblerone falan getirenler evet vardır ya. Evet ya. İşte o yani, bu o. Hani olaydan bayağı uzak. Allah kahretmesin ya. Ya de ki kardeşim, altına de ki hoş olmamış, niye böyle bir şey yaptın ki de. Yani ne anlamı var ki yani, Vestel almazsın. Vestel almazsın ama bunu falan yapıyor yani. Ne gereği var ya? Abi ne gereği var? Murat Topalak mıydı? Tombalak mıydı? Neydi soyadını da hatırlamadım. Yani ben de bunların üstüne dedim ki hayatımda ilk defa deterjan duyarı yiyorum yani. Ne kadar mantıksız olduğunu söylemek için. Sonrasında tabii de açıklama yaptı dedik. Benim kardeşimin adı Boron alınıyor. Yani babamın adı Borhan. Bu kadar. Neyse, sonrasında Çabi de şöyle bir tweet atmış. Demiş ki, Erşen benim ağzıma sıçıyor, bırakıyorum bana, bir tane haber yok da çamaşır deterjanın sorun oldu. Biz şakayı nerede yapalım? Aklı mı? Çocuk sonuna kadar aklı. Acaba garibine öyle gitmiş midir öyle bir şey yaşanınca Çabi'nin? Saçma sapan bir olay. Hiç hayatınızda hiçbir şeyin değişmiş, hiçbir şey etki etmeyecek bir olay daha oldu. Efe ile çektiğim video, Efe'nin şöyle bir kısmını paylaşmışlar. Berkcan Güven'in çektiği bir videoyu çekmeye Berkcan Güven'in dışındaki hiçbir YouTuber cesaret edemez. Ya bu nasıl bir açıklama efendim, bakayım ya. Ne kadar tarafsızmış kardeşim bu. Kardeşim ne bu? Yeni Şafak haberi mi? Yeni Berkcan. Demek istediğimiz şeyler şuydu. Ben bunun yalan olduğunu düşünmüyorum. Bu doğru ama yani bence. Berkcan abi siz de çok egoistsiniz falan filan diyenlere. Yani Efe'nin demek istediği şey şu, hani atıyorum fuck buddy ilan videosunu. Hani YouTube'a kimse çekmeyi düşünmez bile. Sen çekiyorsun falan. Bunun falan. Kitlesiyle kıvamında alakası bir var ama Berkcan'ın tamamen. O kıvamda bir şeye geliyor. Enes Batur süper hero, süper kahraman kardeşimiz. Cino şöyle bir yorum yapmış. Cesaret edemez değil. Irkçılık üstünden espri yapma. Çarpıldım onu. Real süper hero kardeşimiz. Bunu süper yapmış mı gerçekten? YouTube'un kahramanı. Enes Batur şöyle bir şey yazmış. Cesaret edemez değil. Irkçılık üstünden espri yapmak istemez. Neden peki gerçek kahraman? Ha? Neden? Neden ha? Ne, niye? Sen bizim Captain Batur'umuzsun. Neden böyle şeylerle uğraşıyorsun ki? Ay Allah! Allah! Yani şunu yapmam için gerçekten böyle yani, neyse bir şey de demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Çok 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 talihsiz. Bunu beğenen 5496 kişi kim acaba? Onları da merak ediyorum. Enes, 1700 videom var. 3 tane esprin yoktur 1700 videonun içerisinde. Senin bu yorumunu ciddiye bile almıyorum. Uras Benlioğlu şöyle bir şey demiş. Çok ilginç iddialar bunlar. Yani arkadaşlar, gördüğünüz saçma sapan yorumlar geldi. Hiçbirini takmıyorum. Hiçbirini takmıyorum. Böyle bir olayda bile arkamda duruyorsunuz. Deterjan linçi yediğimde bile arkamdaysanız. Ne linçlerde biz ayakta duracağız. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Deterjan linçimizi yedik. Bu ne amık 5 önümüzdeki hafta yayında olacak. Oh be. Sadece beklemede kalın. Oh be. Kendinize iyi bakın. Allah'ım sana şükürler olsun.
böyle. Bir dakika, bu ülkede savcı yok mu? Bu kimin köpeği? İti belli olmayan yavşak ağzıyla hesap soramıyor. Adam resmen Türklerle taşak geçiyor. Bu ne? Atak helikopterine koyup. Atak helikopterine koyup paraşütsüz atmak lazım. Savcı da şey diye düşünsene. TM. Recai kral ya. Atak helikopteri. Atayım seni helikoptere. Kendisi moral olduğu için. Kim la bu kavat? Ya Murat abi neden ya? Allah aşkına niye? Benim de Hallederiz Aşi adında YouTube kanalım var. Abone sayım 2800. O kadar faydalı videolar çekiyorum. Benim abone sayım ancak bu kadar. Böyle haytalar 2-3 saçma video çekiyorlar. Abone sayıları 100 binleri buluyor. Şımarınca da böyle dalga geçiyorlar. Ama bunun hesabı sorulur elbet. Gerekli yasal yollara başvuran olur inşallah. Hemen bir bakalım. Neydi adı? Hallederiz Aşi. Hallederiz Aşi. Hala evet, bu arada yani hiçbir gelişme olmamış. Çok üzücü. Motor şase bağlantısı güçlendirme. Astra F arka cam rezistans. Astra F tekliyor ve düzensiz çalışıyor. Bu arada Lynx Scott buraya çok net gelmiş yani. Evet, bir gelmiş gibi sanki. Doğal katıksız anne limonatası tarifi. Bir şey söyleyeceğim bu arada, yani bu resmen bir Barış Özcan kanalı gibi bir şey. Gerçi bunları ben bilmiyorum ya. Neyse, o yüzden konuşmayayım. Belki faydalıdır bazı kesimler için. Bilmiyorum. Abi gerekli yasal yollara başvurup ne diyeceklerini o kadar merak ediyorum ki. Bunlar sadece çakal çakal. Tasmanın sahibi kim? Ünsüzleştirin şu densiz bebeği. Birilerinden iyi para almış görünüyor. Vatanını sattığına bakarak kanına da bir inceleme yapılsın, sonuçlar farklı çıkar muhakkak. Çünkü biliyorsunuz ki biz kaç milyon insansak, ya artık 80 milyonun üstünde bir nüfustan bahsediyorsunuz. Hepimizde asil Türk kanı var. Aha da Berkcan Güven hariç. Git bir kan testine sok, bak git sok. Onda yok. Onda yok. Ama biz... Ama biz bak, git baktırt, gideyim baktırayım kanıma Türk kanı. Çünkü öyle bir kan grubu var biliyorsunuz ki, direkt. Hatta yakında kafataslarımız falan da yani dönecek. Bu kafataslarındaki o çıkıntı mıkıntı dönecek, hiç merak etmeyin. Ya bu arada noktalama işaretlerine asla takılmayın. Ben takılmıyorum çünkü. Yani direkt hani şey olarak, yani random atıyorlar, anladın mı? Hani sinirlendiği bir yerde nokta koyuyor sadece. Her markette ısrarla soralım. Doğa dostu kimyasal içermeyen gerçekten çok kaliteli. Kahrolsun İsrail demenin en güzel şey. Böyle yaptılar ezelden beri. İmza ve bir dakika dur, kaçtı, kaçırmak istemiyorum hiçbir yorumu. Böyle yaptılar ezelden beri. İmza ve devrim arabasıyla da dalga geçtiler. İsrail... ben sadece şunu çok isterim. Devrimle ilgili belgeseli... İzlediklerini hiç düşünmüyorum. Çünkü devrimle halk dalga geçmedi. Devrim arabalarıyla. Bununla ilgili bence insanlar bilgilenmeliler. Bunlarla ilgili bir sürü hem yazılı kaynak var, hem de aynı zamanda bunun belgeselleri var. Aynı zamanda filmi de var devrim arabasının. Asla ve asla şeyle bir alakası yok yani. Halkla bir alakası yok çıkmamasında. Keza uçak fabrikalarının da aynı şekilde. Ah, İsrail'in Avrupa'nın mallarını Türkiye'ye sattılar. Türkiye'den yararlandılar. Birkaç fazla beğeni aldı ya, göt sallamaya kendini... Bir dakika, göt sallamayla kendini adam sandı İbne. Sikilecek göt yara... Oh my God!
Brom bu nasıl bir atasözü Allah aşkına? Hangi atamız söyledi bunu? Bunu hangi atamız söyledi? DC hala bakmadın gülümseyen surat. Bir yere karşı gidermiş. Bununki de o misal. Harika yer gerçekten. Şu konuda kesinlikle çok haklı bu arada. Yani Efe'nin şu dediğine çok katılabilirim. Yüksek ihtimalle hakikaten YouTube'da çok fazla Berkcan'ın çektiği video tarzında video çeken insan yoktur. Çünkü Berkcan'ın kitlesinin çok küçük bir yaş kitlesi olduğunu ben düşünmüyorum. Ben izlerken mesela keyif alan bir insanım onun videolarında. Çok da gülüyorum, çok da eğleniyorum. Bunu mesela Berkcan'ın çektiği o ekşi sözlük videosunu, yanılıyor muyum mesela? Bir Enes Batur çekemez, Uras Benlioğlu çekemez. Çekemez yani. Kitlesi de altına der ki mesela öyle bir şey çekse. Ya abi ne diyorsunuz anlamadık ki bilmem ne şöyle böyle falan filan der, anladınız mı? Cesaret edemezler yani. O yüzden ben kesinlikle katılıyorum. Çoğu insan çekemez yani. Efendim Evcini 27.3 lira göndermiş.